Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda eee ons altın, gram altın, gram gümüş ve e, ons gümüş değerlendirmesi yapacağız. Bizler için ons altın, e, gram altın ve gram gümüş, ons gümüşte önemli seviyeler ve kapanışlar nasıl oldu? Sizlerle birlikte bunun değerlendirmesini yapıp yorumlamaya çalışacağız. Ons Altında çalışmalarımıza başlayalım hemen. ONS altında bizler için artık 2033 seviyesi önemli bir destek haline geldi arkadaşlar. İlk destek bölgemiz 2033'te ve evet, şuradaki 2033 seviyesindeki ilk destek bölgemiz ONS altında göze çarpmakta. 2033'ün altında gene önemli bir destek bölgemizde 2004 seviyesindeki destek bölgesi olarak ons altında göze çarpıyor. Ons altında görüyorsunuz şuradan geçen bir direncimiz. 2071'de bulunan direnç seviyemiz mevcut. Ons altının daha yukarı yönlü hareketlerine devam edebilmesi için de 2071 üzerinde kalışlara devam etmesi ve buradaki direnci yukarı yönlü kırabilmesi lazım. Biz bu hafta bu direncin kırılacağı yönünde öngörülerimiz var. Ve yukarıda 2104 direncine doğru e, ons altında yukarı hareketlerin devam etmesi beklentimiz mevcut. Eğer e, hareketler 2104 üzerinde de kalıcı olabilirse de arkadaşlar 2104 üzerinde de gene önemli bir 2142 direncimiz ons altında takip edilmesi gereken önemli direnç yerleri olarak gözükmekte. ONS altında günlük kapanışlarda 2004 seviyesi önemli arkadaşlar. 2004 e, takibimizde olacak. 2004 altında e, bir günlük kapanış görmedikten sonra ONS altında yukarı yönlü hareketler 2104 ve 2142 seviyelerinde bulunan e, direnç noktalarına doğru hareketlenmesi e, muhte muhtemel gibi gözükmekte. E, 2004 altında e, günlük kapanış yaşarsak da arkadaşlar ee, bu sefer aşağıda bizleri bekleyen 1900 66 ve 1935. Evet ilk şurada 1966. Onun altında da gene 1935 destek noktaları bizler için önemli noktalar haline gelecektir. Ee, bu kırılımları zaten sizler için ben de takip ediyorum. Sizlerin de bu hafta Ons tarafında 2004 seviyesini takipte kalmanız önemli. Ee, özellikle 2033 tam e, direnç noktamız üzerinde bir kapanış geldi. Bu 2033 üzerinde kalmayı başarabilirse Ons altın tekrardan 2071 seviyesindeki direnci test edip e, burayı da kırmayı başarırsa 2104 seviyelere doğru hareketlerine devam edebilir. Aşağıda dediğim gibi 2004 Kritik destek bölgesi, e, burayı takip edeceğiz. Burası günlük kapanışa başlar. Buranın altında bir kapanış gelirse de arkadaşlar, o zaman ons altında gevşeme, biraz daha 1966 ve e, 1935 seviyelerine kadar devam eder. O yüzden e, 2004 seviyesindeki destek bizler için belirleyici olacak bir e, destek bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Evet, şimdi hemen gram altına da geçelim. Bakalım gram altın bizler için önemli seviyeler hangi seviyeler bunları hep birlikte bulmaya çalışalım Evet gram altında 475 seviyesinden bir haftalık kapanış geldi Bu da gram altın için önemli bir seviye arkadaşlar 175 üzerindeki bir kapanış gram olumlu bir kapanış şimdi bizler için gram altında artık bir destek. Yerleri neresi olabilir? Sizlerle birlikte bunu bulalım ve incelemeye çalışalım. Evet kanal olarak çizdiğimiz zaman kanalımızın üst tarafında gram altının fiyatlandığını hala görmekteyiz arkadaşlar. Şimdi gram altında bizler için artık 462 seviyesinde bulunan destek önemli bir destek halinde geldi arkadaşlar. Evet şuradaki 462 bizim gram altında. Artık ilk destek noktamız ee, gene onun üzerinde 473 destek noktamız mevcut. Evet, şuradaki 473 destek noktamız da e, gram altında mevcut. E, gram altın haftalık kapanış itibariyle arkadaşlar e, güzel bir kapanış yaptı. 473 seviyesinde bulunan desteğimizin bir tık üzerinde 475 seviyesinden bir haftalık kapanış yaptı. O yüzden gram altında yukarı yönlü hareketlerin devamı 462 seviyesinde bulunan destek kırılmadığı müddetçe hala yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi 462'nin üzerinde gene 473 desteğimiz mevcut. Önemli destek yerimiz 462'de. 473 üzerinde de kalmayı başarırsa gram altın 488 ve 501 seviyelerindeki direnç bölgelerine doğru tekrar hareketlerini yukarı yönlü çevirebilir. 462 üzerinde her kapanış gram altın için olumludur ve yukarı yönlü hareketleri gram altında hızlandırır. O yüzden 462 bizim için önemli diyoruz ve yukarıda 488 501 dirençlerini gram altında 462 seviyesi kırılmadığı müddetçe hala beklentimiz olan seviyeler şeklinde de koruyabiliriz arkadaşlar. Özellikle ons altındaki yukarı yönlü hareketler devam eder. Dolar kuru da buna eşlik ederse arkadaşlar gram altında 501-510 seviyesine doğru e, yukarı yönlü e, yükselişler görmemiz de mümkün olabilir. O yüzden e, özellikle gram tarafındaki arkadaşlar e, dikkatlice e, gram tarafındaki edebilirler. Bizler için önemli olan gelişmeler olacaktır bunlar arkadaşlar. Evet Gümüş 10 tarafına da baktığımız zaman Gümüş onsta da gene güzel bir kapanış gördük. Gümüş onsta bizler için 27 seviyesi artık önemli bir destek yeri şeklinde takip etmemiz gereken önemli bir destek diyebiliriz arkadaşlar. 27 üzerinde kaldıkça da gümüş on'sta yukarı hareketler hala beklentimiz dahilinde olur. Bizler için ikinci önemli bir destek 28 17 seviyesinde bulunan e, ikinci destek bölgesi 28-30 civarında haftalık bir kapanış e, gördük Gümüş onsta arkadaşlar artık bizim için yukarıda 2986 önemli bir e, direnç bu 2986 direncini de e, Gümüş ons yukarı yönlü kırdığı takdirde kısa da ilk takip etmemiz gereken 31 20 seviyesinde bulunan e, direnç yeri olarak e, gümüş onsu da takip edebiliriz. 31 e, 20 üzerindeki bir kırılım da e, gümüşte bizi arkadaşlar 32 60 civarındaki şuradaki 32 60 civarındaki e, ana direnç bölgesine doğru e, bizi götürebilir. Gümüş 10'sa 27 evet 27 çok önemli gözükmekte. 27 seviyesi özellikle takip edilmesi gereken bir seviye. 27 üzerinde kalındıkça da yukarıda 31 20 32 60 e, gümüş ons'ta da dikkatle takip edilecek ana seviyeler e, şeklinde yorumlanabilir. Kanal bazında e, gümüş gramada gümüş ons'a da baktığımız zaman gümüş ons'taki hareketler hala kanalın üstünde gerçekleşmekte. Ee, ve kanal üstü kırılımların geldiği de buradan gözükmekte zaten arkadaşlar. Kanal üzerinde durdukça da gümüşte hareketler hala olumlu. Yukarıda bir e, şuradaki beklentimiz 31.20 seviyesine doğru hareketlerin hız kazanmak arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi gümüş ons'ta e, 27 seviyesine dikkat ediyorsunuz. 27 üzerinde kaldıkça e, gümüş ons'ta 31-20-32-60 seviyesi takibimizde kalacak önemli direnç seviyeleri olarak gözükmekte. Bizler için 27 seviyesi üzerinde her kalış ve kapanış gümüş onsu hala yukarı yönlü taşır. Aşağı yönlü hareketlerin 27 altında kapanış gelmesi durumunda da 25-55 civarına doğru sarkabileceği de unutulmamalı. Hemen gümüş Gram'a da bakalım. Gümüş gramda bizler için önemli seviyeler hangi seviyelerde? Evet gümüş gram grafiğimiz olmadığı için e, gümüş ons grafiği üzerinde hemen gümüş gramı da sizlere anlatacağım arkadaşlar. Gümüş gramda bizler için artık 6.50 önemli destek. Burası ilk önemli desteğimiz gümüş gramda. Onun altında da gümüş gramda 6.21 e, destek seviyesi mevcut. 6.21 en önemli destek bölgemiz e, gümüş gramda. 6.21 altına inilmedikçe e, yukarıda 6.50 desteği hala çalışmasına devam ettiği müddetçe de arkadaşlar yukarıda 6.95 ve e, 7.35 direnç bölgelerine doğru gümüş gramda da hareketlerin devamı beklenebilir. E, 7.35'i de kırabilirse bu hareketler 768 üzerine doğru gümüş gramda hala sürekliliğini de sürdürebilir arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken en önemli nokta 621'de bulunan destek noktası. Burası aşağı yönlü kırılıp buradan herhangi bir kapanış olmadığı müddetçe gümüş gramda da yolumuz yukarıda 735-768 direnç bölgelerine olarak hala devam etmekte. 621 6 kırılırsa da arkadaşlar 588 ee, bizler için takipte kalmamız gerekecek. Ee, gümüş gramda önemli bir destek seviyesi olarak da e, önemini korumakta. Evet, gümüş gramda bu tür hareketlerin devamı halinde arkadaşlar yukarıda e, hala e, gidebileceği yerler sabit. Bu yerleri e, şimdiden vermek doğru olmaz. E, bunu Yavaş yavaş e, teknik olarak takip ederek e, sizlerle birlikte biz de takip edeceğiz. Burada verdiğimiz mesela 6.21 destek direnci. E, bu her yukarı doğru hareketlerine devam ettiği müddetçe bu 6.21'de e, iş süren stopumuz gibi e, bu da yukarıya yönlü hareketlerine devam edecektir. Bu da unutulmamalı. 6.50 e, üzerinde bir haftalık kapanış zaten gördük. 6.61 civarında. Gümüş gramda bir haftalık kapanış geldi. Bu da gümüş gram için e, hala da olumlu diyebiliriz arkadaşlar. 7.35 direncimiz yakın. E, genel itibariyle baktığımız zaman da zaten altın tarafı ve dolar tarafındaki hareketlerin e, kapanışları itibariyle e, hala yönlerinin e, yukarı yönlü olma ihtimalleri yüksek arkadaşlar. E, bu da gram alt tarafında olanlar gram altın olsun e, gram Gümüş tarafında olanlar olsun e, Bu arkadaşlar için ihtimallerin daha kuvvetli yukarı yönde kazançların daha kuvvetli olabileceğine bir işaret e, O yüzdendir e, dikkatli olmakta fayda var e, Hareketler çok da yukarı gitti e, Fakat çok yukarıda olmasına rağmen de hala kapanışlar olumlu gelmekte e, aşağı yönlü de bu fiyatların e, gelebileceği yönünde bir henüz bir işaret elimizde yok. E, o yüzden e, tek kendimiz bazında kullanabileceğimiz destek noktalarımız mevcut. Bu destek noktalarına göre de hareketin yönü hala yukarı yönlü e, gözükse de tedbiri elden bırakmadan e, destek noktalarını da dikkatli bir şekilde takip etmekte fayda var diye düşünmekteyim arkadaşlar. Evet bugünkü videolarımız da bu kadardı. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kanalıma bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlar varsa da kanalıma abone olmayı e, unutmasınlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.